Günaydın sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Birazdan beyin cerrahı doçent doktor Sabri Aydın bizlerle birlikte olacak. Bipolar bozukluk ve duygu durum bozukluğu ve Parkinson hastalığına değineceğiz. Bize ulaşmak isterseniz 0212 995 05 51 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz tekrar, sağlığın adresi başlıyor. Sağlığın adresi hafta içi her gün sağlığınıza yönelik tüm bilinmeyenleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Gündelik hayatınızda duygularınızı kolay yönetebiliyor musunuz? Peki yoğun yaşanılan duygularda kontrolsüz durum bozukluğuna uğradığınız oluyor mu? Parkinson hastalığı nedir ve kimlerde görülür? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Sabri Aydın tüm bilinmeyenleri az sonra sağlığın adresinde sizlerle paylaşacak. Evet, hoş geldiniz hocam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Çok mersi, teşekkür ediyorum. İyiyim. Duygu durum bozukluğu hastalığından biraz bahsedecek olursak nedir acaba? Şimdi, duygu durum bozukluğu psikiyatrik bir tanımlama. Evet. Hastalardaki kabacana gelgitler, hastanın bir uçta yer almasıyla, yani aşırı heyecanlı, aşırı... Evet. Aktif, üretken veya kendine hakim olamayacak kadar aktif olmasıyla aşırı depresyonda, kapanık, kendi içinde olması arasında gidip gelen bir kavram. Daha çok manik depresif hastalık için tarif edilen bir kavram ama bunun içinde majör depresyonda sınıflandırmaya giriyor. Yani hastalık iki ana başlıkta. Beyin cerrahisini ilgilendiren kısım daha çok majör depresyon hastalığı. Evet, yani Türkiye'de ilk olarak bir operasyon yaptınız depresyona yönelik. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Nasıl bir cerrahi yöntem yaptınız depresyona yönelik? Şimdi derin beyin stimülasyonu bizim daha önce de konuştuğumuz isim olarak bilinen bir yöntem. Beyinde bir takım hedefler var. Evet. Bir takım hücreler var. Özelleşmiş hücre grupları var. Yeni yeni araştırmalar sonrasında önce hayvan deneyleri daha sonra insan üzerinde uygulamalarla bir takım psikiyatrik hastalıklarda da derin beyin stimülasyonunun etkili olabileceği ortaya konuldu. Evet. Hatta Amerika'da FDA onayı aldı. Türkiye'de henüz sosyal güvenlik kapsamında değil ama biz geçen hafta böyle bir hastayı ameliyat ettik. Major... İlk olarak, ilk defa evet, değil mi? Evet, Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de ilk oldu. Tebrik ediyorum bu arada. Teşekkürler. Bize bir psikiyatrist tarafından refer edilen bir hasta. Genç bir hasta, 21 yaşındaydı. Hastanın özeline girmek istemediğim için görüntülerini kullanmak istemedim. O yüzden evet. Kabaca bahsedeceğim. Lütfen. 12 yaşından beri majör depresyonu ve takıntıları olan, obsesyonu olan bir hasta. Çeşitli kere psikiyatrik yatışları var. Bir takım medikal ve elektrik şok tedavileri yapılmış. Hasta entelektüel olarak iyi bir düzeyde, yani hukuk fakültesi öğrencisi ama depresyondan dolayı tedavisini, eğitimini sonlandırmak zorunda kalmış. Hasta bize refer edildi. Herhangi bir sorun olmadığı için medikal olarak biz de son tedavi seçeneği olarak bunu uyguladık. Derin beyin stimülasyonu özel yoğun hastalar dışında uyanık yapılan bir ameliyat. Nasıl yani? Lokal anestezi? Lokal anesteziyle yapılan bir ameliyat. İşte hastanın başına belli noktalardan açılan, lokal anesteziyle açılan deliklerle beynin içine giriliyor ve bir takım özelleşmiş hücre grupları elektrofizyolojik olarak, daha doğrusu hücresel elektrik aktivitesine göre ayırt edilebiliyor. Doğru yerde olduğumuzu anladıktan sonra da bizim ameliyat sırasında hedeflediğimiz pille çalışma ameliyat sırasında taklit ediliyor. Hastaya elektrik uyarı veriliyor. İyi veya kötü etki olup olmadığı görüldükten sonra hastaya pile geçiliyor. Bu hasta yani ameliyat... pil mi yerleştiriyorsunuz beyni? Nasıl? Şöyle sistem plastik borular düşünün. Ucunda evet. Metal iletkenler var. Kablolar geçiyor. O kablolar beynin içine doğru giriyor. Özelleşmiş merkezlerde kalıyor. Daha sonra kulak arkasından cilt altından tamamen hepsi vücudun içine kalacak şekilde köprücük kemiğinin altına bir pile bağlanıyor. Evet. Bu pil uyarı vererek beynin elektriksel aktivitesini, elektriksel aktivitede bozulmuş olan kimyasal aktivitesini düzenliyor. O aşırılığı mı dengeliyor beyindeki? Yani mesela gelgitleri oluyor dediniz en başta.
O biraz gelgitlerin uç noktalarını mı törpülüyor? Bu spekülasyon ne olduğu çok fazla bilinmiyor. Ben de yuvarlak bir cevap vereyim. Bazı hastalıklarda, beyin pili uygulamalarında bir takım eksik hormonların aktivasyonuna yol açtığı iddia ediliyor. Bir takım hastalıklarda bozuk olan elektriksel aktiviteyi düzelttiği iddia ediliyor. Bazı hastalıklarda, örneğin depresyonda olduğu gibi, özelleşmiş çekirdekler var. Bu çekirdekler duygulanım, yönelim veya bir takım emosyonel durumlarla ilgili çekirdekler. Emosyonel dediğiniz mesela nedir? O durum nasıl oluyor? Şöyle, insanın kendini iyi veya kötü hissettiği durumlar var. Bunlar bazen sürekli olabiliyor. Majör depresyonda insan kendini kötü hissediyor, sürekli kötü hissediyor. Yani zaten tanım olarak 2 haftadan daha uzun dipte, depresyonda yer alma depresyon tanısını koydurabiliyor. Eğer bu tedaviye dirençli bir hale gelirse de bunun adı majör depresyon. Bir takım ilaç tedavileri, işte psikiyatrik tedaviler, bunlar benim çok dışımda. Bunlara uygulanıyor. Bunlardan sonra bizim bildiğimiz, henüz keşfedilen çekirdek gruplarından 2 tane ana hedefimiz var. Biz bir tanesini kullandık. O hedefe yöneldik ve ameliyat sırasında da hastanın kendini daha iyi hissettiğini, gülümsediğini, gülümsemeyen o anda gülümseyebiliyor mu? Evet, evet. Pili açtığınız zaman gülümsüyor. Ne kadar sürüyor peki bu operasyon? Ameliyatın toplam süresi yaklaşık 3-3,5 saat. Uzun yani, bir süre. Uzun süre. Başladığınızdan, yani kafasına işte sabah çerçeve takmamızdan, görüntüleme almamıza, aşağı programlama yapmamıza. Bu çivili mesela çerçeveler takılıyor. Evet, onlardan mı? Evet, onlar. Onlar. Yani çelik. Titanyum. 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 Daha hafif bir madde. Evet, ağırlık vermemesi hastayı için. Çok fazla rahatsız etmeyen bir madde. Tabii kafasında insanın bir kıskaç olması biraz problemli ama yani lokal anestezikle hastalar çok iyi tolere ediyorlar. Biz bunu ameliyat sabahı yapıyoruz. Daha doğrusu şöyle bir cerrahi prosedür var. Hasta bir gün öncesinde hastaneye yatıyor. Bu bütün derin beyin stimülasyonu hastaları için geçerli. Parkinson için, tremor için, distoni için. Parkinson'a da değineceğiz birazdan. Evet, veya psikiyatrik hastalıklar için. Hastaya bir gün öncesinde MR çekiliyor, anestezi muayenesi yapılıyor. Ertesi sabah ameliyat gününde kafasına çerçeve takılıp bir tomografi çekiliyor. Daha sonra tomografi ile MR güvenlik profilimizi artırmak için özel bir programda birleştiriliyor. Evet. Hasta ameliyathaneye iniyor. Bizim gideceğimiz hedefler 3 aşağı 5 yukarı belli ama ameliyatta mikroelektrot kayıt yapıyoruz. Yani hücresel düzeyde en iyi aktivite neresi, nerede alınıyorsa elektrik aktiviteden bahsediyorum. Loblar, beyin loblarında mı? Hayır, o loblar aktif değil. Bizim gideceğimiz yer zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. 1 santimetrelik bir hedefi milimetrik düzeyde tarıyoruz. En iyi aktivite, hücresel aktivite hangi düzeydeyse biz o milimetrik aktivitenin işte 10'da 1'i, 10'da 2'si, 10'da 3'ü kadar bir uzaklığa o elektrotu yerleştiriyoruz ki pil açıldığı zaman, elektrik aktivite kronik halde sentez yapıldığı zaman, salgılandığı zaman iyi etkiyi daha fazla görebilelim diye. Tabii yüksek etki olması için. Evet. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. Tabii. Hemen bir sorusunu alalım. Alo. Alo efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın. İyi günler efendim. İyi günler. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? İzmir'den arıyorsunuz. Sevgiler. Evet, evet. Yani pek de iyi değilim tabii. Ben de doktor beye soracağım şey. Tabii. Manik depresif hastasıyım. Geçmiş olsun. Aynı anda hem depresyonu yaşıyorum, hem maniyi yaşıyorum. Bu beni gerçekten çok yıpratıyor. Ellerim çok titriyor. Acaba onlardan mı kaynaklanıyor? İçtiğim ilaçları söylemem herhalde sakıncalı, söylemiyorum. Ben şöyle bir parantez açayım hanımefendi. Geçmiş olsun öncelikle. Manik depresif hastalık bizim konuştuğumuz cerrahi profil içinde değil henüz. Ben başka bir şeyden bahsettim. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Psikiyatrik hastalık deyince biz psikiyatrik hastalıkların ameliyatını yapıyoruz iddiasında değiliz. Tabii tabii, öyle bir o yüzden bir yanlış yönelme olmasın. Ellerinizdeki titreme de muhtemelen kullandığınız ilaçlardan kaynaklanıyordur. İlacın dozuyla ilgili olabilir. Hatta. Bunu sizi doktorunuz çok iyi bir şekilde yönlendirecektir. Hatta ilacın etkinliğiyle de ilgili olmasılığı yüksek. Geçmiş olsun diyorum ama
bunun benim açımdan bir tedavi seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Evet. Siz sadece depresyon, yani manik değil, genel depresyon anlamında cerrahi bir operasyon yapabiliyorsunuz, değil mi? O evet. Da psikiyatrin denetimi kontrolünde. Şöyle kabaca açıklayayım. Biz için teknisyeniz. Tabii. Cerrahisini yapıyoruz. Evet. Hastayı doğru değerlendiren, doğru seçim yapan insanlar bizim hastalık grubumuzda ya psikiyatristler ya nörologlar. Bizi hasta refere edenler. Onların hasta yönlendirmesiyle biz tabii ki hastayı değerlendiriyoruz ama cerrahi olarak bir seçenek var mı? Cerrahi olarak bir yan etki profili yüksek mi? Bizim açımızdan bir sakınca var mı yok mu değerlendiriyoruz. Evet. Yoksa hasta psikiyatrist tarafından yönlendirilmiş, benim için yönlenen bir hasta. Ama yönlendirmeyen hasta da ben tek başıma görmüyorum, değerlendirmeyi de almıyorum. O yüzden hastanın refere olması gerekiyor. Evet. O ayrı bir iş yani insanlar o için dirsek çürütüyorlar, ihtisas yapıyorlar. Benim karışabileceğim bildiğim bir konuda değil. Ama psikiyatrik hastalık bazında tedavisi olan, tedavi seçeneğini alınabilecek şu an için Amerika'da da onaylı, FDA onaylı, Amerika bazında söyleyeyim FDA onaylı, majör depresyon ve obsesif kompulsif hastalık, yani takıntı hastalığı var. Diğerleri... Ona da değinelim hocam, takıntıya da değinelim. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. Tabii. Alo. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler canım, hoş bulduk. İyi günler. Rica etsem acaba televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz lütfen? Kıstım canım, kapadım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Buyurun. Ben izliyordum, iyi günler doktor bey de size de. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Benim tanı kondu Gülhane'de. Prolaktinim yüksek, yani tiroid bezleri. Beyine şey yapmış, belirli bir şey çıktı yani, böyle bilmem santim dediler ama ben kaybettim MR'ımı, tedavimi de bıraktım. Doktor bey'e dedim yani adresini alayım, İstanbul'daysa gelmek istiyorum. Aşırı sinir var anlattığınız gibi, hani ilk önce açtığınızda belirttiniz ya uç noktalarda diye. Peki ben anlatayım size. Ben sizin demek istediğinizi anladım. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Geçmiş olsun diliyorum. Rejideki arkadaşlarımdan adresi hastaneyi alabilirsiniz, bilgisini tabii ki. Geçmiş olsun tekrar. Şöyle ben beyin cerrahıyım. Sonuçta bizim profilimiz, eğitimimiz o. Hormonal bir takım problemler yaşamış hastamız. Yani hem tiroidlerle ilgili bir sorun olmuş. O bir takım sinirlik sendromlarına yol açabilir. Anlattığımız şeyle hiç ilgisi yok. Hipofiz hormonuyla ilgili bir takım problemler var anladığım kadarıyla. Gayet iyi bir yerde de tedavi oluyor. Tedavisini bırakması bir hata bence hanımefendinin. Yarıda da kesmemek gerekiyor evet, değil mi? Evet. Bir tedavi. Yani doktor bir tedavi vermişse eğer hasta yeterli görmüyorsa kendince veya bir şekilde sonuç alamıyorsa ya doktoruna gider ya başka bir seçenek aramaya bir başlar. Ama ilacı bırakmak bir tedavi seçeneği değil. Evet. Bunun için de değil. O yüzden bence tedaviyi doğru düzgün bir yerde tekrardan değerlendirmek gerekiyor veya eski doktoruna gitmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki takıntı dediniz az önce. Çok takıntılıydı dediniz o hastanız için, cerrahi operasyon yaptığınız hastanız için takıntılıydı dediniz. Ve 21 yaşında daha çok küçük, hukuk fakültesine gidiyor, eğitimi de hani iyi düzeyde. Kafası da iyi şekilde çalışıyor belli ki. Diğer problemlerini bilemiyorum ama... Nereden operasyona karar verdiniz? Yani nasıl operasyon yapmalıyız cerrahi yöntemle dediniz? Takıntısını nasıl ölçtünüz çok fazla olduğunu? Şimdi bu hastanın esas sorunu depresyon ama buna takıntı da eşlik ediyor. Obsesif kompulsif hastalık majör depresyon dışında ayrı bir hastalık grubu. Yani benim ismim Sabri olması gibi diğerinin Osman olması kadar farklı. Evet, o kadar farklı. Evet, obsesif kompulsif hastalıkta takıntılarından dolayı eğer hastalar normal hayatlarına devam edemez duruma geliyorlarsa, evden çıkamaz, işini göremez, günlük hayat aktivitesini düzenleyemez hale geliyorlarsa... Sosyal hayattan kopuyorsa, evet, değil mi? Evet, bir şekilde bizim bildiğimiz normal hayatla bağdaşır durumun dışına çıkıyorsa, bunu zaten takip eden, eğer takipli bir hastaysa tabii ki, takip eden psikiyatristi bunun kararını verebilir. Artık yapacağımız bir şey yok. Bir yere kadar geldik. İlaç tedavisini kullandık. Sen de artık tedavinin bir şeklini aldın. Bundan sonrası cerrahi seçenek diye bize yönlendirebilir. Biz de
az önce de belirttim, tedavi kararını tek başımıza almıyoruz. Kontrollü beraber. Evet, yani bu bir ekip çalışması. Yani bizim her hastamızı psikiyatristler değerlendiriyor. Evet. Her hastamız psikometrik testlerden geçiyor. Bir takım testleri geçmek zorunda. Hı hı. Bunları geçtikten sonra cerrahi niyetleniyoruz. Yani tedavisi edilmezse o yöntemlerle son çare mi ameliyat? Doğrusu o. Doğrusu. Bu tür hastalıklarda evet. Tabii. Hı hı. Bir izleyicimiz daha attığımızdaymış. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Başkentimize sevgiler. İyi günler, iyi yayınlar ablacığım. Teşekkür ediyorum. Ben eşim rahatsızdı da. Biz Hatatepe'ye doktora gittik. Kendi etimiz Rönesans Hastane'ye gittik. Eşimin sağ tarafta bir kitle dediler. Sonra burun arkasında büyük, kocaman bir kitle dediler. Hemen onun alınması gerekiyor diyor. Acaba hocama soruyorum, alınmazsa eğer dondurma bir imkanımız var mı, alınması gerekiyor mu? Ben anlamadım doğrusu ya. Yani sesiniz biraz uzaktan geliyor. Nurgül Hanımcığım, birazcık daha acaba tane tane konuşur musunuz rica etsem? Tam anlayamadık ne söylediğinizi. Etimin özellikle burun arkasında, beyin üzerinde bayağı bir kitle varmış. Ama bize iyi huylu diyorlar. İyi huylu bir kitle. O kitleyi aldırmamız gerekiyor mu hocama soruyorum. Yoksa dondurma imkanımız var mı onu? Öyle bir şey duyduk da donduruyorlarmış. Şimdi, acaba gerçek mi bu? Hanımefendi çok hocam? Güzel anladım, hı-hı, anladım. Peki şimdi, çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hocamız şimdi cevaplayacak. Mersin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii insanlar umut arıyorlar. Bir evet, takım şeyler ya korkutucu geliyor, evet, doktorlar evet, tarafından paylaşılan şeyler. Ya da hastalar bunu bir şekilde reddediyorlar. Öyle bir yönü var. Yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesine gitmişler. Tedavi seçeneği verilmiş. Bunu tabii ki yaptırın. Yani size ne deniyorsa yaptırın. Sonuçta bir hastalığınız olmasa hastaneye gitmezsiniz. Hastaneye gidiyorsanız da o denileni yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben kendi adıma öyle davranıyorum. Kendimle ilgili sorunlarda. İyi huylu, kötü huylu size bir öngörü verilmiş ama herhalde içinden patoloji almadan bunun iyi veya kötü huylu olduğunu çok fazla bilmek mümkün değil. O yüzden benim tavsiyem kendi doktorunuza güvenin. Yani tedavi olduğunuz kuruma güvenin ve onların dediğini yapın. Evet, bir izleyicimiz daha hattımızda bekliyormuş şu anda. Bekletmeyelim. Alo. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun. Valla şöyle diyeyim, ben 2004'te bir travma atlattım. Ondan sonra kollarımın uyuşması... Dan inanın 10 yıldır rahat uyku uyuyamıyorum. Hep mutsuz kalkıyorum yataktan. Bir sürü araştırma yapıldı. En son doktorlarım bana kalp ve sinir cerrahiye git dediler. Şimdi ayaklarıma da geçti. Bir topuklarımda uyuşma oluyor sabahleyi kalktığımda. Çok korkuyorum. Yaşım 53. Ne yapabilirim? Hiç kalp cerrahı, beyin sinir cerrahına da gitmedim. Ama bu uyuşmalar yeni başladı. Çok korkuyorum. Peki, doktorum çok... bana bir şey söyleyebilir mi? Tabii şimdi dediler söyleyecek. Ki fibromiyerji dediler rahatsızlığıma. Yani sebebi bilinmeyen, belki böyle üzgünden mi oldum. Ama yaşım ilerleyince çok daha beter olurum diye korkuyorum açıkçası. Allah korusun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi hocamız cevaplayacak. Sağ olun. Geçmiş olsun. Şimdi kolunuzdaki uyuşukluk gerçekten geçirdiğiniz travma ile ilgili olabilir ama geçirdiğiniz travma ile ilgili olsa herhalde size travmadan sonra sizi değerlendiren doktor arkadaşlarımız bununla ilgili olduğunu söylerlerdi. Bir fibromiyalji tanısı konulmuş. Muhtemelen yapılan tetkiklerde, işte MR'larda, tomografilerde, grafilerde veya muayenenizde sonuçsuz kalınmış ve fibromiyalji denmiş. Fibromiyalji gerçekten çok yaygın olarak kullanılan bir hastalık ismi. Bu tür şikayetlere de yol açabiliyor. Ama bacaklarınıza yayılan bir fibromiyalji ben duymadım doğrusu. Tavsiyem şu olur, yani her şeyi geçirdiğiniz travmaya bağlamayın. İlerleyen zamanlarda insan yaşantısı boyunca önüne birçok hastalık türü çıkabiliyor. O yüzden yeni başlayan şikayetlerinizi bence yeniden değerlendirmekte fayda var. O yüzden yani bir nöroloğa veya bir fizik tedavi doktoruna başvurursanız onlar sizi daha doğru olarak yönlendireceklerdir. Eğer işin içinde hani sinirsel, yani sinire baskı yapan, omurilikle ilgili veya periferik sinirle ilgili bir sorun da ortaya çıkarsa zaten
bizlere yönlendirirler ama başvuru başlangıçta herhalde bir nörolog veya fizik tedavi doktoruna olmalı. Evet. Peki bu bahsettiğimiz hastalık da mı bir depresyonun çeşidi? Tam olarak değil aslında. Fibromiyalji'den bahsediyorsanız. Evet, evet. Fibromiyalji çok popüler, daha doğrusu Amerikalılar tarafından biraz popülerize edilmiş bir kavram. Genelde gerginlikle, anksiyeteyle veya yaşam şartlarından kaynaklanan sebeplerle insanın omuzlarında veya sırtında, işte vücudun belli kas gruplarında uyuşmalar veya ağrılı noktalar, evet, bize kunç diye tarif edilen şeyler, evet, evet, seyrediyor. Bir takım ilaçlar bunlara çok etkili. Ben aslında sosyal düzeyde biliyorum, bizimle çok ilgisi yok ama takip ettiğim kadarıyla, evet, bir takım ilaçlar çok etkili. Ama fizik tedavi veya nöroloji doktorları, evet, bunu çok daha rahat manipüle edebilirler diye düşünüyorum. Peki gelelim sizin daha fazla ilgilendiğiniz hastalığa, bir alana, Parkinson hastalığına gelelim. Parkinson hastalığı nasıl bir hastalık acaba? Şimdi Parkinson kronik bir hastalık, ilerleyici bir hastalık. Genelde ileri yaşlarda ortaya çıkmasıyla beraber genelde her yaş grubunda ortaya çıkabilen bir hastalık. Yani bizim şimdiye kadar tedavi ettiğimiz 14 yaşında da 84 yaşında da hastamız var. 14 yaşındaki bir insan Parkinson hastası olabilir mi? Olabiliyor. Olabiliyor. O yüzden profili biraz geniş. Tabii yaşlılarda görme olasılığı çok daha fazla. O yüzden, evet, de bizim popülasyonumuz genelde yaşlı. Evet, evet. Bir takım bulguları var. Bunlar tanısı çok zor olmayan bir hastalık aslında. İlk, evet, başlandığı dönemde de. Yani Parkinson hastalığına alışkın olan bir nörolog çok rahatlıkla tanı koyabilir. Yürüyüş bozukluğu, ellerde titreme veya bir takım zihinsel problemler, Parkinson hastalığının tanısını çok rahatlıkla koydurabilir. Parkinson hastalığının tedavisinde başlangıçta kullanılan bir takım ilaçlar var. Hastalığın temelinde aslında belli bölgelerdeki hücre yıkımından dolayı, beynin belli bölgelerindeki hücre yıkımından dolayı bir takım maddelerin sentezlenememesi, o maddelerin beyin kimyasında olmaması, evet, bu hastalığa yol açıyor. Anladım. İlaçlar da genelde dışarıdan verilen ya hormonlar ya da hormona benzer sentetik ilaçlar. Bunlara hastalık çok iyi cevap veriyor. Bir takım hastalar yaşadıkları süre boyunca çok mutlu oluyorlar. Evet. Ama bir süre sonra bazı hastalıkların, hastalığın özellikle ilerlemesiyle beraber ya ilaca karşı direnç gelişiyor ya ilacın dozunu arttırmaya ihtiyacınız, evet, gerekiyor. Evet. Tabii ilacın dozunu arttırma ihtiyacıyla beraber ilacın da iyi etkileriyle beraber yan etki profili de genişliyor. Tabii. Farklı hani, hastalıkları tetikleme gibi mesela. Farklı hastalıklar veya farklı bulgular. Örneğin hasta normal hayatını devam ederken ilacın dozunu artmasıyla beraber istemsiz hareketleri ortaya çıkıyor. Evet. Onlara gireceğiz hocam birazdan. Evet. İzleyicimizi daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Telefon attığımızda bir izleyicimiz, tabii, var. Alo. Alo. Barış Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sevgiler başkentimize. Çok teşekkür ederiz. Bizlerden de selamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Konuyla nasıl bir bağlantı kurabilirim bilmiyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır bağırsak divertikuliti hastasıyım. Ve sürekli antibiyotik tedavisi görüyorum. En son birkaç gün önce yine hastanede yattım. Ve sonunda bana cerrahi tedavi önerdiler. İşte bağırsağın hastalıklı bölümünü, sigmoid kolondaki yerin kesilip tekrar devamlılığın sağlanıp bu şekilde bir tedavi yöntemi sundular. İşin aslı ben cerrahiye tabii ki uzman hekimlerimiz ne diyorsa onları uygulayacağız ama hani hem biraz korku hem acaba alternatifi var mıdır yok mudur? Bağırsak da en duygusal organdır diye biliyorum insan vücudunda. Hani heyecandan, ataklardan, şundan bundan etkilenen bir organ. Acaba hocamızın bilemiyorum bir önerisi olabilir mi? Bununla ilgili ne düşünüyor? Bu arada yaşım da 38. Genç yaşta yakalandım bu rahatsızlığa. Normalde yaşlı hastalığı diyebilir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim ve hocamız şimdi cevaplayacak sorunuza, hoşça kalın. Şimdi Barış Bey geçmiş olsun. Ben şöyle bir ortaya karışık yapayım size. genç hastalığı veya yaşlı hastalığı sonuçta başınıza gelmiş bir hastalık var. Genç ve yaşlı çok önemli değil. Bir takım psikiyatrik problemler de buna yol açabilir veya tetikleyebilir gibi bir şey söylemek istediniz anladığım kadarıyla.
Tetiklese bile sonuçta sizin bir hastalığınız var. Yani başınızda saç yoksa sizin isminiz geldir. Evet. Daha fazla çok şeye gerek yok. Çok uzatmaya da gerek yok. Bu farklı bir hastalık. Benim çok dışımda konunun uzmanlarına zaten danışmışsınız. Hep iyi isimler veriyor hastalar. Aslında hep iyi yerlere başvuruyorlar. Evet. Çok da iyi bir şey bu. Lütfen doktorunuza güvenin ve size önerdiği tedaviyi yapın. Eğer kafanızda bir şüphe varsa aynı branştan bir başka doktora başvurun. İkinci bir fikir alın. Görüşündeyim. Teşekkür ediyoruz. Peki az önce Parkinson hastalığını 14 yaşındaki birinde gördüm dediniz. Hı-hı. Yani bu çok ciddi bir yaş. Neden 14 yaşındaki bir insanda Parkinson görülüyor? Şimdi şöyle, bu bizim çok değerli bir kızımız. Öğrenci, özellikle Parkinson'u titreme aşamasında, titremesi daha çok. Direkt titremeyle mi belli ediyor Parkinson? Bunda öyle ortaya çıkmış. Evet. Genelde olabilir de olmayabilir de bunda öyle ortaya çıkmış. Çünkü ileri safhalarında hani titremeyi çok sık duyarız veya görürüz. O yüzden hani ilk etapta dedim titremeyle belli olur mu? Olabiliyor. Olabiliyor. Ya Parkinson titremesi normal bizim bildiğimiz yaşlılarda görülen, evet, hareketle agrebe olan, hı-hı, artan, evet, özellikle bardak tutmakta, hı-hı, veya işte çatal bıçak kullanmakta, evet, problem yaratan esansiyel tremor dediğimiz hastalıktaki tremorun dışında. Hı-hı. Bu daha çok statik, yani durumsal, harekette çok ilgisi olmayan, evet, para sayma şeklinde tarif edilen ama özellikle tüm vücuda da yayılabilen bir tremor, bir titreme. Bu kızımızda başlangıcı, evet, titremeyle ortaya çıkmıştı. İlaca çok iyi cevap vermesine rağmen ilacın süresi çok kısaldığı için hem ilaç dozunu hem de ilacın kullanım süresini arttırmak zorunda kalıyordu. Bu tabii okula giden, normal okuyan, ilaçla tamamen normal olan bir çocuk. O yüzden takip eden nöroloğumuzla beraber ameliyatın fayda göreceğine karar verdik. Ameliyat da ettik. Çok da fayda gördü. Yani şu an takiplerine devam ediyoruz. Evet. Şu an pille yaşıyor ve öncesine göre çok daha iyi. Neden 14 yaşında ortaya çıktıya cevap vermeye, evet, çalışayım. Lütfen. Bunların bir takım ailesel geçişleri olabiliyor. Genetik mi? Evet, ailesel. Yani ailesel bir takım geçişleri olabiliyor. Evet, evet. Genetik bir takım, yani bir takım genlerde de bu daha fazla görülebiliyor. İkisi farklı şeyler. Evet. Bu çocukta bir genetik problem vardı. Bir problem değil aslında, bir genetik varyant vardı. Onu tetiklediğini düşünüyoruz. Evet. O yüzden bu yaşta ortaya çıkıyor. Aslında tanısı çok kolay değil o yaşta. Evet, çok kondurulan bir şey değil çünkü. Evet, 11 yani yaşında ortaya çıkmış. Evet. 11 yaşında ortaya çıkmış ve 14 yaşında ameliyat olmak zorunda kaldı bu çocuk. O yüzden çok iyi manipüle edilmiş. Şimdiye kadar da tedavisi iyi şekilde yönlendirmiş bir hasta. Umarım bundan sonrasında da hayatın daha konforlu şekilde yaşayacak. İnşallah. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Enver Bey. Merhabalar. Merhaba. Başkentimizden bugün ne çok arayanımız var böyle. Ne güzel. Demek ki başkent stresli bir bölge. Yok, estağfurullah. Estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum ben size en önce. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocamdan bir şey öğrenmek istiyorum. Tabii. Ben birkaç yıl oldu. Birkaç yıl evveli vücudumda bazı kasılmalar. Şöyle nasıl söyleyeyim, sakat felçli bir insanın kitlenmesi gibi vücudumda kitlenmeler oluyor. Beynimin arka kısmından bir ağrıyla hafif uyuşmalar oluyor. Bu strese bağlı mıdır? Yoğun stresli olduğum zamanlar yaşıyordum. Daha sonra bu 6-7 ay içinde sıklaşma başladı. Doktora gittim. Doktor da bana bir düz çizgi üzerinde yürüttü, dengesizliğimi gördü. Parkinson olaraktan bir şüphe koydu. Etkina ve Dideral diye bir ilaçlar yazdı. Bunları bir ay kullan, yanıma gel dedi. Biz bunları kullandık ama bende bir uyuşukluk, yani sakinleştirici tarzı bir ilaç mıydı bilemiyorum. Daha sonra benim oğlum medikal işi yaptığı için baba kafadan olmaz, MR falan çektirelim dedi. Hastaneye gittim, MR falan çektirdim. Beyin kılcal damarlarında tıkanırlık olduğunu söylediler. Ve orada kor aspirin ve dodeks diye bir iğne verdiler.
Yalnız şimdi bu iğneyi bir hafta günlük, bir haftadan sonra haftada bir tane beş adet, daha sonra ayda vurulacak dediler ama valla ben bir çözüm bunlardan alamadım. Acaba sıkıntım nedir? Parkinson mudur? Değil midir? Kendim 58 doğumluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Stres içerisinde bir yaşantım var. Enver Beyciğim çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi hocamız cevap verecek. Çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Enver Bey geçmiş olsun. Şimdi hastanız Parkinson hastalığı olabilir. Anlattığınız şeylerin bir kısmı Parkinson hastalığında görülebilir gerçekten. Ama madem bir doktora gitmişsiniz, size bir takım tedaviler vermiş kendi gördükleri muayenesi doğrultusunda. Bence kontrolüne de gidin. O beyin MR'ı çekilmiş. Beyin MR'ı çekilmesi iyi bir şey. Zaten hastalığın workup'ında yani yönlenmesinde mutlaka bir görüntüleme yöntemi gerekiyor. Evet. Beyinden kaynaklandığı için. Küçük kılcallarda tıkalı olması radyolojik bir terim olabilir. Hastalığın beraberinde de seyrinde de mümkün bu. Ama ikisi beraber ayrı ayrı da olabilecek şeyler. O yüzden bana sorarsanız yani doğru yerde ilerliyorsunuz. Şu bir ay ilaç kullanımı bitirip daha sonra doktorunuzun kontrolüne gitseniz herhalde size daha gerçekçi bir şeyler söyleyecektir. Peki Parkinson tanısını koyduğunuzda ilk etapta baktığınız şey belirti, titreme mi? Şimdi üç tane ana bulgusu var Parkinson'un. Bir tanesi titreme. Evet. Bir tanesi yürüme bozukluğu. Yani küçük adımlarla yürümek. Yürümeye başlayamamak. Düşme korkusuyla yavaş adımlar mı? Değil. Hastalığın yürümeyi başlatamama gibi bir fonksiyonu var. Yani hastalarda öyle bir anladım. Yetersizlik var. Evet. Düşme korkusuyla ilgisi yok. O ileriki dönemlerde bazı hasta düşme de ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu yürüme bozukluğundan bağımsız. Bir de katılık var. Yani bradikinezi dediğimiz kaslarda bir takım katılık ortaya çıkabiliyor. Bu da Parkinson bulgularından biri. Yani evet. Üçünden bir tanesini veya iki tanesinin çok belirgin olması zaten hastalığın tanısını koydurucu. Evet, evet. Peki nasıl engelleyebiliriz hocam bu hastalığı? Yani çok da sık görülüyor Parkinson hastalığı Türkiye'de. Şöyle aslında, eskiden daha az görülüyormuş. Evet. İki sebepten dolayı bence. Bir tanesi, insanlar çok fazla doktora başvuramadıklarından bence. Evet. Bir takım şeyler geç oluyormuş veya göz ardı ediliyormuş veya yaşlılıkta normal olduğu düşünülüyormuş. Bu birinci sebep. İkincisi de insanın yaşı uzuyor. Yani evet. Eskiden 60'lı yaşlar çok yaşlı olarak adlandırılırken evet, evet. Şimdi 70'li 90. yaşlar orta yaş sınırına kadar geldi. İnsanların evet, ömürleri evet. uzadı. Evet. O yüzden Parkinson gibi yıkımla beraber seyreden bir hastalığında, yaşlılarda daha çok görülen bir hastalığında daha çok görülmesi de biraz daha gerçekçi görünüyor bana. Peki hocam nasıl engellenebilir? Parkinson nasıl engellenebilir? Parkinson herhalde engellenebilir bir hastalık değil şu an için. Ama bir takım çalışmalar var. Özellikle genetik alanda yapılan çalışmalar var. İsmi gen terapisi. Evet. İnsanlarda da yürüyen bir takım çalışmalar var. Henüz bunlarda elde edilmiş bir sonuç yok. Yani şu an için Parkinson hastalığının tedavisinde ilk seçeneği ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi olmayan hasta grubunda da ikinci seçenek beyne yapılan uygulamalardır. Evet, derin evet. beyin stimülasyonudur, PID uygulamalarıdır. Gen terapisi hali hazırda umut vermesine rağmen hı-hı. bana sorarsanız hali bir yerde duruyor. Ne kadar sürüyor mesela çalışmaları? Uzun yıllardır devam ediyor. Yani benim bildiğim kadarıyla 2002'den beri devam eden çok gen uzun terapisi bir çalışmaları. Süre. Uzun tabii. Evet, 13 yani bir sonuç yıl. Alamayınca evet. Yapılan hala deneylerdeki bulgulara göre farklı evet. yöneliniyor insanlar. Bu da çalışmanın devamını sağlıyor. Bence halen ileride umut var. Yani bir kök hücreler çıktı ama onlar daha çok hastalık ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkan şeyler. Evet. Ha, umut ediliyor ki onun hastalığın ilerlemesini durdurabilir. Belki ileride ama şu an için değil. Titremeyi falan mesela azaltabilir mi? Kök hücreden bahsediyoruz. Hastalığa eğer hastalıkla ilgili baş edebilecek bir tedavi seçeneğine dönüşürse evet. şu an değil, hı hı. ileride evet. evet. İleride evet. Birkaç gün önce de çok değerli bir hocamı ağırlamıştım. Yakın görme bozukluğuna değinmiştik. Yakın görme bozukluğunun dedim hani engellenebilirliği nedir? Kesinlikle dedi kaçınılmaz maalesef dedi. Her kişi dedi
belli bir yaş sonrası dedi, bu hastalığa yenik düşüyor. Şimdi Parkinson da öyle söylediniz. Evet. Kaçınılmaz maalesef diyorsunuz. Peki kadın erkek oranlarında bir fazlalık var mı? Yani kadınlarda mı daha çok görülüyor, erkeklerde mi? Çok belirgin fark olmasına rağmen kadınlarda biraz daha fazla. Çok belirgin bir fark yok. Yaşlarda biraz daha fazla. Ailesel geçişli bazı genetik varyasyonu olan hastalarda daha fazla. Travma alan hastalarda, özellikle kafa travmasına uğramış hastalarda Parkinson'un veya Parkinson'a benzer semptomların ortaya çıkabileceği biliniyor. Evet. Öyle bir geçişimiz var. Anladım. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. Tabii. Alo. Alo. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Erzurum'dan hayırlı arıyorsunuz. Yayınlar. Evet, Erzurum'dan arıyorum ben. Sevgiler. Kızım için iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben doktorumuza bir soru soracaktım da. Tabii. Benim kızım hipozif hastası. Bundan 8 yıl önce hipozifi burundan girerek İstanbul'da aldılar. Fakat oradan geldikten sonra hiçbir yani ağrısı dinmedi. Sonradan sol tarafındaydı, sağ tarafa da attı hipozifi. Şimdi 5 santim olarak ameliyat oldu. Şimdi 2,5 santim olarak yine çıkmış. Biz acaba bu ağrılarını şu anda henüz ameliyat aşamasında değil diyorlar. Ama kızımın günlük hayattan kopmuş şekilde. Yani o kadar bir ağrı şiddeti var ki. Yani hiç dünyayla yani hiç bağlantısı hiç kimseyle sadece ağrıyla. Yoruldu artık. Bir anne olarak ben çaresizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendisi 40 yaşında. 2 tane çocuğu var. Evini idare edemiyor. Artık yani ağrılardan yorulmuş şekildeyiz yani. Nasıl yapacağız? Bir önerisi varsa falan. Tabii ki hocamız şimdi önerilerini söyleyecek. Çok teşekkür ediyorum. Erzurum'a kucak dolu sevgiler tekrar. Çok geçmişler olsun Hatice Hanımcığım. Çok geçmişler olsun. Hoşça kalın. Geçmiş olsun Hatice Hanım. Şimdi hipofiz cerrahisi herhalde bir tanık olmuş. Ona göre burundan bir ameliyat yapılmış. Hipofizdeki tümörlerin bir kısmı tedaviyle küçülebilir, yok olabilir. Bir kısmı aynı kalabilir, bir kısmı da tekrar büyüyebilir. Siz ne yaparsanız yapın. Özellikle hipofizin bazı türlerinde çok cerrahi ayrıntısına girmek istemiyorum. Bunlar tekrarlayabilir. Evet. Ve tekrarlayınca da tekrar ameliyat olması gereken hasta grubu. Ağrı olabilir hipofiz cerrahisinden sonra. Bu ağrı kronik hale gelebilir. Evet. Çünkü beyin ağrı hisseden bir organ olmamasına rağmen beyin zarı ağrı hisseder. Ve beyin zarıyla olan hücresel ilişkiler, olmaması gereken yerde var olan bir şeyler bu ağrıya sebep olabilir. Bunlar için genelde verilecek iyi ilaçlar var. Bunları yani sizi ameliyat eden doktorla konuşursanız daha iyi olacak. Eğer olmazsa onlar zaten sizi bir algoloji denen yani ağrı tedavisi yapan hekim grubu var. Onlara yönlendirirler. Onlar bir takım medikasyonlarla, bir takım kombinasyonlarla destek. Bu ağrınıza bence çözüm bulabilirler diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Kısa bir reklam aramız var. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar burada olacağız. Evet tekrar hoş geldiniz sevgili seyirciler. Parkinson hastalığı peki ismi yabancı gibi bir isim yani Parkinson. Neden Parkinson ismi verilmiş? Ne demek Parkinson? Komik bir cevap vereyim mi? Adamın ismi. Adamın ismi. Hep genelde aslında öyle olur. Evet, evet bulan yani, kişi. Şöyle annesi babası neden vermiş bilmiyorum diyeceğim ama Parkinson bulan hastalığı tarif eden doktorun ismi. O yüzden evet. Parkinson hastalığı diye geçiyor. Hangi ülkede yaşıyormuş peki? İlk hangi ülkede görüldü acaba? Parkinson hangi ülkede tarif edilmiş derseniz inanın hatırlamıyorum nereden olduğunu. Hatırlamıyorum. Evet. Peki 14 yaşında Parkinson hastalığıyla karşılaştık. Genelde ortalama hangi yaş aralığında oluyor? Yaşlılarda da hani hangi yaş aralığında? Genelde 60 yaşın üstünde görülen bir hastalık. Yani 60 yaşın üstünde semptom vermeye başlayan bir hastalık. Çoğunluğu oradan geliyor aslında. Evet. Ama genç yaşlarda da hiç az değil. Genç hastalar bizim daha çok profilimiz. Çünkü çalışan, üretken çağında olan
daha ayaklı, daha yürüyebilen, hareket edebilen, daha canlı hastalar, Parkinson hastalar, genç hastalar. Bunların tedavisi biraz daha onlar açısından yönlendirmesi, tedaviye yönelik yönlendirmesi daha fazla. O yüzden biz genç hastaları seviyoruz. Yani genç hastalar daha mı çabuk cevap veriyor iyileşme sürecine, tedaviye? Şöyle, daha çabuk cevap veriyor demeyeceğim ama genç hastalarda hastalık biraz daha hızlı ilerliyor. Evet. O yüzden genç hastalar biraz daha hızlı bize başvurmak zorunda kalıyorlar. Peki, Parkinson hastalığındaki geçirilen o süreç, tedavi süreci kimine göre kolay, kimine göre zor olabiliyor mu? Yani zorlukları nedir o tedavi sürecinin? Kişi nasıl etkileniyor? Hastalığın hepsinden bahsediyoruz değil mi? Cerrahiden bahsetmiyoruz. Yok yok, tabii ki hepsi, bütünüyle. Parkinson hastaları zor bir hastalık grubu. Yani sosyal olarak da zor bir hastalık grubu. Hastalığın tüm bulguları insanın yaşantısını zora sokacak bulgular aslında. Yani titreme, yürümede problem, tek başına hareket edememe, katılık, ilaç almadığı zaman hareket edememe. Bunların hepsi insanın bir şekilde günlük aktivitesini, günlük konforunu veya alışkın olduğu yaşamı değiştirebilecek, değişmesine neden olacak şeyler. O yüzden hastalığın erken döneminde, ilaç başlamadan önce hastalar gerçekten problem yaşıyorlar. Dediğim gibi ilaçlara hastaların birçoğu çok iyi cevap veriyor erken dönemde. Bunlar bir süre devam ediyor. Bir süre devam etmekten kastım bunlar hep ilerliyor anlamında söylemiyorum. Evet, evet. Bazen hastalık durabiliyor veya ilerlemeyebiliyor da hastalar ilaçta mutlu olarak hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ama ilaçlar değiştirmek zorunda kalıyor. Dozla ilgili problem oluyor. İlaç saatleri değişiyor. Bir kere Parkinson'lu hastalar doktorla iç içe yaşayan hasta grupları. Evet. Sık sık doktora gitmek zorunda değil mi? Sık sık vizit kontrolü yapmak zorunda veren. Evet. Sık sık kontrol etmek zorunda olan, sık sık ilaç değiştiren hasta grupları. Bunların hareketleri kısıtlandıktan sonra ileriki dönemde özellikle bu tabii bir aile sorunu haline geliyor. Tabii. Ve bir sosyal sorunu haline geliyor. Evet, evet. O insanın hareketini sağlayacak, o insanın akşam yatakta dönmesini sağlayabilecek, kalkıp tuvalete gitmesine yardım edebilecek insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Bir süre sonra katılıktan dolayı eğer ilaç da iyi etkilemiyorsa veya ilaç tedavisi düzgün değilse yemeğini yemesine veya hazırlamasına yardımcı olabilecek, suyunu içmesine yardımcı ihtiyaç olabilecek duyuyor. İnsanlara ihtiyaç duyuyorlar. Tabii o yüzden ki Parkinson bir süre sonra sosyal bir aşamaya geçiyor. Evet. Peki unutkanlık yapabilir mi Parkinson hastalığı? Yapabiliyor. Yapabiliyor. Her zaman mı? Kimi hastada mı? Bazı hastalarda yapıyor. Evet. Peki beslenmeyle bir ilgisi var mı? Beslenmeye de dikkat etmeli mi Parkinson hastaları? Çok fazla ilgisi yok aslında. Yani bir takım sebzelerin, bilinen sebzelerin, evet, Parkinson hastalığını tedavi eden DOPA içerdiğini. DOPA nedir? İşte beyinde var olan hormon aslında. Yani L-DOPA denen bir hormon var. Bunun eksikliğinden dolayı Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Yoğun miktarda L-DOPA içerdiği, bu yüzden bu tür sebzeler yendiği zaman hastaların bir kısmında kısmı da olsa düzelme görüldüğü ve ilaç ihtiyacının azaldığı söyleniyor. Ama bu çok kısmı olarak düşük yüzde de bir hasta grubu. Düşük hasta da bir yüzde grubu. Evet. Yani genel demek çok doğru olmaz. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz Musa Bey. Merhabalar. İyi günler. Nereden arıyorsunuz bizi? Antalya. Antalya'dan. Ankara mı? Antalya. Antalya. Hoş geldiniz. Evet. Sevgiler Antalya'ya. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Aydın Bey'e bir iki sorum olacaktı. Tabii buyurun. Bir hanımım için, bir de kendim için. Tabii buyurun. Hanımım eklemlerden boyun fıtığı var. Kolları tutmuyor. Bir de bacaklarımda biraz titreme oluyor elleriyle beraber. Uyuşma ve titreşme oluyor. İkinci sorum kendimin, bu beynimde benim ne kadar tomografi ve MR çektirdiysem bir soru çalamadım. Kendim yolda giderken ayda yürüyor gibi oluyorum. Yani sol tarafından giriyor ağrı, durmadan bulanık gösteriyor gittiğim yerlerden. Çok rahatsız oluyorum. Ayaklarımda bile derman kalmıyor bazen. Çok geçmişler olsun. Şimdi hocamız cevaplayacak. Çok geçmişler olsun. Hoşçakalın. Şimdi sizinle başlayayım arzu ederseniz. Ben şöyle anladım. Sizin yol yürümekte artan bacaklarınızda güçsüzlük ve ağrınız ortaya çıkıyor. Tabii
şey gibi olacak, böyle falcılık gibi olacak ama... yok yok, estağfurullah. Bir takım omurgayla ilgili problemlerde, özellikle omurilik kanalının daraldığı durumlarda, aynen kalp hastalarında olduğu gibi durup dinlenmekle geçen ağrı şikayeti ortaya çıkar. Yani kanal darlığında ortaya çıkabilir. Ama MR yapılmış, tomografi yapılmış, bir çözüm bulunamamış, bilemiyorum. Yani herhalde ileri tetkik etmek gerekecek beyefendi. Eşi içinde boyun fıtığı gerçekten boyuna ve kollara vurabilir. Bazı türleri yürüme bozukluğu da yapabilir. Ama yani ayaklarında titreme denilen şeyi ben kafamda canlandıramıyorum. O yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bence bir yani beyin cerrahisi uzmanına Antalya'da gidip başvurmakta fayda var. Yani yapılacak tetkikler varsa yapılsın, bir muayenesi yapılsın. Sizi doğru olarak yönlendireceklerdi diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki Parkinson hastasının kesin çözümü var mı acaba, tedavisi? İlaçsız bir şekilde hayatını idame ettirebilir mi? Çok kritik bir soru. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Şöyle, şimdi Parkinson hastalığında bir kere mucize bir tedavi yok. Bizim yaptığımız tedavi de mucize değil. Çok değişik geliyor ama bu çok uzun zamandır yapılan bir tedavi metodu. Çok fazla hasta birikti. Yeteri kadar da hasta tecrübesi var. Artık etkinliği onaylanmış ama hiçbir zaman %100 tedavi seçeneği değil. Bir üst tedavi şansı aslında. Yani şöyle bir şey yapalım, Parkinson hastalığını tedavi edelim mi? Daha önce kök hücre çalışmaları sırasında... Evet, az önce söylemiştiniz. Evet, denendi fakat bunlar başarılı olmadı. Yani denenen şuydu, orada bir hücre kaybı var. Biz kök hücreyi ekelim, o hücreler yenilensin. Dopa hücresi mi bu? Dopa hücresi dediniz az önce, beyindeki. Yenilenmesi gereken hücreler onlar ama kök hücre ayrı bir farklı kalite. Tabii, evet. Tabii. Hücreyi ekelim, onlar tekrar orada büyüsünler. İşte bu hormonu sentezlemeye başlasın, aslında şikayet ortaya çıksın. Fakat konuşulduğu kadar başarılı olmadı. Hatta hiç başarılı olmadı. Evet. O yüzden tedavi seçeneği olarak hali hazırda en iyi tedavi seçeneği ilaç tedavisi. İlaç tedavisinin dışında hastalığın ilerlemesini engelleyecek ve ilaç tedavisiyle beraber hastanın yaşam kalitesini ve hastalıkla ilgili mücadelesini geliştirecek tek yöntem şu an derin beyin simülasyonu gibi görünüyor. Evet, bir izleyicimiz daha varmış hattımızda. Alo. Alo. Manisa'dan arıyorsunuz Hatice Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler size. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Siz aradınız, daha iyi olduk. Evet. Buyurun. Ben annem için arıyorum. Evet. Annem 82 yaşında, ellerim uyuşuyor diyor. Kalınlaşıyor diyor. Bazen geriliyor elleri. Nöroloji doktoruna gittik. O ilaçlar verdi, bir aydır kullanıyoruz, geçmiyor. Şimdi sizin programınızı görünce bir sorayım, danışayım dedim hocamıza. Çok iyi yaptınız. Şimdi hocamız cevaplayacak sizler için. Teşekkür ediyorum. Evet. İzlemeye devam edin. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun. Şimdi anne 82 yaşında. 82 yaş fena bir yaş değil. Ortanın biraz üstüne çıkıyor artık. Bir takım sorunlar da ortaya çıkmaya başlıyor vücut haliyle. Şimdi ellerde uyuşma var diyorsunuz. Eller şişiyor diyorsunuz. Gittiğiniz doktor aslında doğru doktor. Yani siz bir nöroloji doktoruna başvurmuşsunuz. Nöroloji doktoru da eminim ki sizi doğru olarak yönlendirmiştir. Bir takım ilaçlar da vermiş, size bir reçete düzenlemiş. Yani önünüzdeki seçenek bence şu olmalı. Doktora tekrar gidip, ya bu ilaçları verdiniz ama bize çok bir faydası olmadı. Şunlar şunlar düzeldi, bizim halen şikayetlerimiz şu şekilde devam ediyor, gidip sormanız. Onlar size herhalde doğru bir şekilde yönlendireceklerdir diye düşünüyorum. 82 yaş maşallah, gerçekten iyi bir yaş dediniz. Benim anneannem de 90 yaşında. Maşallah. Maşallah. Evet, evet. Bizim ailede Parkinson hastalığı yok ama. Genetik dediniz az önce zaten. Genetik olabiliyor. Etkisi var. Olabiliyor. Tüm hastalıklarda öyle aslında, evet, değil mi? Evet. Yani genetiğin çok etkisi olabiliyor. Evet. Peki yürüme zorluğu dedik Parkinson hastalarında. Konuşma zorluğu da olabiliyor mu? Konuşma zorluğu da olabiliyor. Olabiliyor. Ya, bu hastalığın ana bulgularından biri değil fakat... Hastanın ilerlemesiyle beraber hastalar bu bradikinez dediğimiz donmalardan dolayı, tabii donmalara, kaslardaki donmalara yüzdeki kaslar da eşlik ediyor. Bir şekilde mimiklerde azalma veya yutaktaki
sesle ilgili kasları tam olarak efektif kullanamamadan dolayı bir takım konuşma ve sesle ilgili problemler yaşayabiliyorlar. Bir izleyicimiz daha hattımızdaymış. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bodrum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bodrum'a da çok sevgiler diliyorum. Elbisen begonvil renginde. Evet, çok güzel rengi seçmişsiniz. Size de çok yakışmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgiler Bodrum'a. Sağ olun. Buyurun. Şimdi ben Sabri Bey'e bir şey danışmak istiyorum. Tabii. Benim eşim geçen sene ameliyata girdi. Böbrek ameliyatına da girdi. Orada kalbi durdu. Tabii onun bağlantısında beyinde, yani normal döndük ama beyinde sorunlarımız oluştu. İşte Parkinson diyorlar. Ondan sonra şu anda ilaç tedavisi kullanıyoruz. Onunla devam ediyoruz. Düşmeleri çok fazla. Düşme çoğaldığı için de tabii ki kendine güveni de azaldı. Biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Şimdi geçmiş olsun. Şöyle bir şanssızlık olmuş. Yani herkesin başına gelebilir maalesef. Beyinde bir takım hasarlanmalar ortaya çıktıysa, hasarlanmanın olduğu bölgenin konumuna göre, çünkü beyinde her hücre grubu farklı işlev yürütüyor. Yani beyinde hiçbir şey boşuna var değil. Tabii. Hasarlanmanın olduğu yere göre bir takım bulgular da ortaya çıkabiliyor. Evet. Parkinson ortaya çıkmış. Parkinson hastalığı değildir o ama Parkinson'a benzeyen bir takım bulgular belli bölgenin tutulumunda ortaya çıkabiliyor. Bunların da tedavileri var. Bu bizim biraz dışımızda. Biz Parkinson hastalığından bahsediyoruz. Evet. Düşmelerden bahsediyorsunuz. Düşmeler olabilir. Dediğim gibi beyinde tutulan bölgelere göre gitmeniz gereken doğru doktor nörolog. Bir nöroloğa başvurmanız gerekiyor. Bir takım şeylere biz çözüm bulabiliyoruz ama bizim de durduğumuz bir takım noktalar var. Yani bir yerden sonra biz de belli bir aşamanın üstüne çıkamıyoruz. O yüzden iyi bir merkezdeyseniz, doğru bir doktordaysanız onun tavsiyelerine uymakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Aslında bu toplumumuzda çok karıştırılan bir şey. Nöroloğa mı gitmemiz gerekiyor, beyin cerrahına mı gitmemiz gerekiyor? Biraz da karıştırılıyor galiba, değil mi? Ya bizler de karıştırıyoruz aslında bazen. Şöyle ki ikisi birbiriyle çok iç içe. Evet. İki aynı branş kardeş hemen hemen. Kardeş meslek aslında. Evet. Yani kardeş branş. Çoğu merkezde de zaten altlı üstlüler. Aynı bina içinde yer alıyorlar falan. Ama şöyle düşünün. Dahiliye diye bir branş var. Bir de cerrahi diye bir branş var. Evet. Beynin dahiliyesini nöroloji olarak düşünelim. Beynin cerrahisini de cerrahi olarak düşünelim. Evet. Beyin cerrahisi olarak herhalde daha kolay anlaşılır hale gelecek. Evet. Peki kafama şu takıldı bir de benim. Mesela alkol kullanımını çok fazla tüketen insanlarda el titremeleri görülebiliyor. Evet. Alkolik hastalığına dayanılarak, belirtileri olarak titreme görülüyor. Acaba alkol kullanımı da tetikleyebilir mi Parkinson hastalığını? Çok fazla alkol kullanan insanlarda sıkça görülebilir mi? Değil. Öyle bir birliktelik yok doğrusu. Yani Parkinson'la alkol birlikteliği diye bir şey ben bilmiyorum hiç olmazsa. Belli kullanımlarda, yani bir takım uyuşturucu madde kullanımlarında Parkinson'a benzer hastalıklar tetiklenebiliyor. Parkinson semptomları artabiliyor. Evet. Ama alkol daha çok karaciğer kökenli bir takım maddelerin birikmesinden dolayı veya hücresel düzeyde sinirleri etkilediğinden dolayı, uçtaki sinirleri daha çok titreme yol açıyor diye biliyorum. Uyuşturucu kullanımı ama tetikliyor diyorsunuz. Tetikleyebilir, evet. Tetikleyebilir. Evet. Bir izleyicimiz daha attığımızdaymış. Alo. Efendim. Kadriye Hanım, hoş geldiniz. Efendim. Teşekkür ederim. Konya'mıza da çok sevgiler diliyorum. Teşekkür ederim. Bizden de sevgiler, saygılar size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hocama bir sorum vardı. Tabii, buyurun. Ben 6-7 aydır baş ağrısı çekiyorum. Çok şiddetli. Nörolojiye gittik. Ben çok şiddetli oluyor bu baş ağrısı. O da önce MS başlangıcı dediler. Sonra MS olmadığı ve beyinde plak oluştuğu, bu nasıl bir şey acaba? Ben şimdi Simbalta kullanıyorum. Bir de elektro ağrı kesici kullanıyorum. Onların dışında artık hiçbir faydası olmaz oldu. Ne yapmalıyım ya da nereye gitmeliyim? Bir ne önerebilir bu? Plak nasıl bir şey? Onu öğrendim ben hocamızdan. Çok teşekkür ediyoruz Kadriye Hanımcığım. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sevgiler diliyorum. Mersin.
Geçmiş olsun. Şöyle, baş ağrısı çok sık rastlanan bir semptom. Yani belki de toplumda en çok insanların başı veya beli ağrıyordur. Evet. Bizim çok sık karşılaştığımız veya doktora başvuru neden olarak herhalde ilk gelen semptomlardan bir tanesi. Beyinde herhalde bir şeyler bulundu ki hasta ona göre yönlendirildi aslında. MS değil denmiş. MS başlangıcı olabilir denmiş. Herhalde anlaşılabileceği dilde söylemiş. MS ya başlar ya başlamaz. Evet. MS başlangıcı diye bir şeyimiz yok. Herhalde tanıda bir takım sorunlar var ki plakları da olan bir hastaya bir tedavi verilmiş. Plaklar neye benzer derseniz beyindeki hücrelerde bir takım farklı aşmalar oluyor. Onlar bir araya geliyor ve işlevini yitiriyor veya farklı bir şekilde işlemeye başlıyor. Tam bilmiyorum. Yalnızca ben de yorum yapıyorum. Planınız varsa ve MS gibi bir tanınız varsa öncesinden alınmış, gitmeniz gereken doktor nörolog olmalı. Nörolog olmalı. Yani demin değindiğimiz konunun üzerine evet, değil mi? Evet, nörolog olmalı. Yani sizin bir nöroloğa başvurmanız, belki MR'larınızı tekrar gözden geçirmeniz, belki daha farklı biyokimyasal veya fiziksel testleri yaptırmanız gerekecektir. Yani tercihen tam donanımlı bir hastaneye, büyük bir üniversite hastanesine veya büyük bir özel hastaneye başvursanız kendinize daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler edindik sayenizde. İzleyicilerimiz de edindiler. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz, takip ettiğiniz için. Her gün farklı konulara değiniyoruz. Eğer sizin de merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorularınız varsa bizlere Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Taglik'in adresi nolu hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yayınımız olmasa bile telefon numaramızdan bize arayıp ulaşabilirsiniz. 0212 995 0551 numaralı hattımızdan bana da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Seve seve sizin merak ettiğiniz konulara değinip o konuları da işleriz. Sağlıklı günler sizinle olsun, mutlu günler sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.